Evet, hepinize tekrar merhabalar. Pazartesi gününün ve artık challenge'ımızın konu anlatımlarının ilk videosunu sizlerle birlikte sunuyorum. Bu haftanın bir konusu var, bir mottosu var. Bu hafta boyunca, 5 gün boyunca size atacağım videoların hepsi basitlik üzerine olacak. Basitlik nedir? Neden hayat sandığınızdan daha basit diyoruz? Gerçekten hayat sandığımızdan daha basit mi? İnsan Gözün önündekini neden göremez? Madem her şey bu kadar basit. Her şey gözümüzün önünde. Neden bunları göremez? Bu hafta bu ve bununla bununla çevrili konular üzerinden sizlere deneyimlerimi ve yönümü anlatacağım. Bugün ilk görüşmemizde yani ilk videomuzda anlatacağım şey aslında hepimizin hayatı boyunca bir kere de dahi olsa düşmüş olduğu bir yanılgı. Yani buna yanılgı diyebilirsiniz. İsterseniz hani bir anlık dalgınlık diyebilirsiniz. Bilmemezlik diyebilirsiniz. Gerçekten fark edememezlik diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin ama hepimiz günlük hayatımızda muhakkak bunu yaşamışızdır. Ben yani yıllar önce de çok yaşıyordum. Şimdi de çok yaşadım. Belki bu farkındalıktan sonra bunu bir daha yaşamayacağım. Yaşadığımız şeyin ne olduğunu merak ediyor gibisiniz aslında hepimizin yaşadığı şey nedir? Fazla merak ettirmeden söyleyeyim. Gözümüzün önündekini görememek. Yani ya da şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi diye bir tabir kullanırız biz bunun için. Gerçekten gözümüzün önündeki birçok şeyi bazı zamanlar göremiyoruz. Ve hatta olayı daha büyük bir noktaya taşıyayım. Hayatımızda çoğu zaman yaşarken gözümüzün önündekini göremiyoruz. Peki insan neden gerçekten gözünün önündeki şeyi göremez ya? Yani açıp bakıyorsunuz bir çekmeceye. Orada arıyorsunuz, arıyorsunuz. Yok diyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani bakıyorsunuz oraya değil mi? Bakıyorsunuz. Hepsine tek tek bakıyorsunuz. Yok diyorsunuz, gidiyorsunuz. Anneniz, eşiniz, arkadaşınız her kimse size diyor ki "Orada daha dikkatli bak." Ben diyorum ki "Ya baktım arkadaşım, burada yok. Burada olma şansı yok." Sonra tekrar orada olduğunu emin olarak gittiğimde aynı şekilde bakıyorum ve o bana görünür oluyor. Nasıl yani? Nasıl? Yani bakıyorum, göremiyorum. Yoksa ben oradayken şeytanı aldı götürdü. Satamadı o süre. Sonra ben geldiğimde a geri getirdi mi oluyor. Bu sorunun cevabını siz kendi içinizde bulabilirsiniz. Yani hangisinin olduğunu gerçekten %100 emin, %100 emin olan varsa videonun altına yorum da bırakabilir. Peki biz neden bunu yaşıyoruz? Hiçbir tahmin olan var mı? Aa evet ya Enes. Yaşadık ya bunu diyorsanız kendi kendinize. Bununla alakalı bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa, bir yorumunuz varsa lütfen belirtin. Benim deneyimime göre, benim anlatmış olduğum bilgiye göre bunun tek bir yolu yani tek bir sebebi var ve tek bir yolu var. Bunu daha da büyüteceğim birazdan. Öncelikle neden biz insan olarak bunu yaşadığımızdan biraz bahsedeyim. Biz aslında bakıyoruz ama bakmıyoruz. Görüyoruz ama görmüyoruz. Şimdi zihnimizde düşünceden biraz bahsetmiştim. Zihnimizde o kadar farklı düşünce oluyor ki o kadar farklı düşünceler içerisinde oluyoruz ki yani o anda değil de biz onu yaparken başka bir şeyler düşünüyoruz. Aslında o biz hani e, fiziksel olarak, mekanik olarak biz bakıyoruz ve görüyoruz ama diskte yani beyinde öyle yerler artık çalışmıyor ki durmuş ki o oraya iletilmiyor. Yani onu gördüğümüzü Burada bir çipimizi iletemiyoruz. Neden? Onun devresi yanmış. O an bozulmuş. O an başka bir şey çalıştırma niyetinde. Aslında göz görüyor. Ama buradaki bir şey onu görmemizi engelliyor. Yani içimizdeki, zihnimizdeki bir şey bunu engelliyor. Bunu ben bir düşünce olarak gösteriyorum, bir düşünce olarak görüyorum. Çünkü fark edin ne kadar çok düşünüyorsak o kadar daha az görüyoruz. Her şeyi, çözümü daha az görürüz. Hayatla alakalı işte mutluluğu, sevgiyi daha az görürüz. Hep içimize doğru kapanırız işte böyle yaşadığımız hayattan memnun olmayız. Ya da dediğim gibi bakarız ama göremeyiz. Yok der çekip gideriz, sinirleniriz, agresifleşiriz. Çünkü o sıra hep başka bir şey düşünüyoruzdur. Oradaki çipi kapatmışızdır, yanmıştır. Projeksiyon yani bu alet, vision aleti, göz görüyor görme eylemini beyne aktarıyor ama beyindeki o bulmamız gereken yere te tekabül edecek çalışan mekanizma zihin ulaşılamıyor. Yok. Burası gönderiyor oraya. Orada error veriyor. Gitmiyor. Aslında gördük biz onu. Ama beynimize iletildiği noktada çok farklı şeyler var. Bunu biyolojik olarak ve fiziksel olarak anlatıyorum ama içsel olarak bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Gerçekten çok düşündüğümüz an gözümüzün önündekini göremiyoruz. Çok düşündüğümüz an hayatta atmamız gereken adımları göremiyoruz. Yine çok düşündüğümüz an gerçekten doğru karar alma konusunda çok çok ama doğru, çok çok ama kolay bir yön seçemiyoruz. Çünkü hep düşünüyoruz. Eksisini, artısını öyle yapsam, böyle yapsam, şöyle yapsam. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ben dedim. Ya arkadaş düşünmeden olur mu ya bunlara karar verilir mi? Düşüneceğiz tabii ki de. Evet düşünebilirsiniz. Ama şunu fark edin. Düşünce dediğim şeyin sizin bir konuyla alakalı zihninize, kalbinize, eşinize, dostunuza herhangi birine bir şey danışabilirsiniz. Ama bu kararı sizin içinize yansıması yani sordunuz birine ya da zihninize yapayım mı yapmayayım mı? Evet ya da hayır dedi. Sonrasında akabinde gelen milyonlarca parametre, senaryolar öyle olur, böyle olur, şöyle olur, şu olur, bu olur. Bunlara gittiğiniz zaman hiç adım atamadan orada duruyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çünkü sürekli düşünüyorsunuz. İleriye gittiniz. Mesela bir iş kuracağız. Başladık. Şöyle olur, böyle olur, şu olursa iyi olursa, kötü olursa, şu olursa şurada batarız. Bunu yaparız. abi bu iş tutmaz ya. Yani. Neden tutmaz? Çünkü bütün olacakları biz yaşadık, düşündük, bittik ettik. Her şeyi tamamladık. Bu iş tutmaz. Bu iş olmaz. Bu iş yapılmaz. E, yapan yapıyor. O şanslı tutmuş. Ya da işte o babasından bilmem nesi vardır, gücü vardır, osu vardır, busu vardır, vardır. Şimdi Zihin bizim sandığımız gibi aslında işlemiyor. Bakın tecrübe çok önemli bir şey. Tecrübelerinizden ders çıkartabilirsiniz. Tecrübeleriniz sizi hayatta o noktadan sonra yaşayacağınız şeyleri doğru bir şekilde, daha güvenli bir şekilde karar vermenizi sağlayacak birer olgular olabilir. Ama unutmayın. Hayatınızda neyi düşünerek yapmaya çalışırsanız onu yapamazsınız. Düşünmek yerine sadece adım atın. Tecrübeniz yanınızda olsun. O noktalara geldiğinizde daha dikkatli olun. Ama kafanızda kurup, kurup 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 yaşarsanız hayatı yaşamış olmuyorsunuz. Hayatı düşünmüş oluyorsunuz. İnanın şöyle bu dediğim şey, hayatı düşün, düşünüyorsunuz. Ömrünüz boyunca hayatınızı düşündüğünüzü hayal edin. Nasıl oluyorsunuz biliyor musunuz? Dünyaya geldiniz, oturdunuz, çalışıyor, bir yere gidip bir, bir şekilde iş yapıyor olabilir, ailenize bakıyor olabilir. İşte ne bileyim, ev sahibi, araba sahibi, o sahibi, bu sahibi olabilirsiniz. Ama sürekli düşünüyorsanız, o kadar şeye sahip olsanız da yaşadığınız hayat sadece bundan ibaret. Düşünüyorsunuz. Adım attığınızı sanıyorsunuz. Bir şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz. Sadece böyleyiz. Düşündüğümüz zaman böyleyiz. Çünkü düşünen insan adım atamaz. Çünkü düşünür, 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 durur. Düşünür, 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 durur. Çünkü düşünce bizi harekete geçiren bir şey değil. Bizi harekete geçiren şey içimizde. Sevgiyle harekete geçebiliriz. Hislerimizle harekete geçebiliriz. Bilinç prensibinin uyanışıyla harekete geçebiliriz. O yüzden gözümüzün önündekini göremiyoruz. Ya çok basit bir çekmecedeki bir şeyi hani görüyoruz göremiyoruz diye örnek verdik ya. Hayatınıza dönün bakın. Gözünüzün önündeki insanları göremiyorsunuz. Sevgiye gerçekten sizden, sizden alması gereken sevgiye ihtiyacı olan çocuklarımızı göremiyoruz. Eşlerimizi göremiyoruz. Ailemizi göremiyoruz. İşte sokaktaki hayvanları göremiyoruz. Ağaçları göremiyoruz. Neden? Çünkü çok fazla düşünüyoruz. Ben bu konuyla alakalı şöyle bir örnek vermiştim programlarımda daha ilk anlatmaya başladığımda. Ve bu çok sevdi danışanlarımız. Ben de açıkçası bunu anlatırken çok böyle türlerini diken diken oldu. Çünkü gerçeği aslında anlattım. Hayal edelim hep birlikte hayal edelim. Evden işe gittiğiniz bir yol güzergahı var değil mi? Eviniz burada, işiniz burada işte buradan böyle sürekli gidiyorsunuz. Her gün 10 yıl boyunca gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Sürekli bu gidiş geliş anında bir an önce evden işe, işten eve gitme hedefindesiniz. Bu arada geçen süre, bu arada geçen zaman sizin için hiç hayatınızda yok. Hiç hayatınızda yok. Neden böyle yok diyorum biliyor musun? Çünkü bir gün geliyor, kafanızı kaldırıyorsunuz, düşünmüyorsunuz, düşünmeyi bırakıyorsunuz. Evden işte evden işe giderken ya da işten eve gelirken fark etmez. O yolu güzergahında Allah 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 bu ağaç burada mıydı ya? Bir bakıyorsun 70 yıllık bir çınar ağaç. Yanında arkadaşın onunla birlikte gidip geliyorsun sürekli. Ya diyor Enes hep buradaydı diyor ya. Nasıl ya hiç görmedim ya 10 yıldır ben buradan işe gidip geliyorum evden işe geliyorum. Bu ağacı ben hiç görmedim yeni dikmiş olmaları lazım. Diyorum mesela şaşırıyor. Neden? Çünkü o kadar 10 yıl boyunca ben düşünmeden o yolu gitmemişim. Kafamı kaldırıp ben burada ne var ne yok diye bakmamışım. Yani gözümün önündeki 70 yıllık çınar benden daha yaşlı bir çınar. Hep oradaymış ama ben onu hiçbir zaman görmemişim. Neden? Çünkü o anda değilmiş. Orada yürürken bomboş bir noktadaymış. Bunu uzun yolculuklarımız için de görebilirsiniz. İşte Sakarya'dan Fethiye'ye gidiyorum. Amacımız bir an önce Fethiye'den işte Sakarya'dan Fethiye'ye gitmek. Orada yolda geçen zaman bir kayıp orada yaşayacakların hepsi önemli değil. Neyi biz düşünüyoruz? İşte gece sabah 6'da yola çıksam işte 10 saat sürse 12 saat sürse 4 ile 6 arası orada olurum. Tamam şunu yaparım bunu yaparım. Orada geçecek zamanı orada geçecek yaşayacağımız 8 saati 10 saati tamamen siliyoruz. O yok. Oranın tadını çıkartmak yok. Orası bir önce bitsin diye hızlanıyoruz, hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Sürekli hızlanıyoruz. Ne doğanın tadını, ne yolun tadını, bu arada bunu herkes yapıyor diye değil. Mesela ben araba kullanmayı, yolculuk yapmayı çok seviyorum. Ben bunun hep değerini bildim. Ve ben bunu her yolculuğumda yaşadım. Koştur koştur gitmek yerine oraların tadını çıkartarak, bakarak, giderek bana çok keyif veriyordu. Ama bu bilince geldiğim zaman yaptığım şeyin a ne kadar mantıklı olduğunu görebildim. Birçok şeyi sayabilirim gittiğim yollarda. Neler vardı, nerede ne vardı. Görsel hafızam çok yüksekti. Ona doğru gidiyordum. Ama birçoğumuz Oradaki yolculuğu silip atıyor. Direkt hedefe gitmeye çalışıyoruz. Yani yaşadığımız anda neredeysek oranın tadını çıkartabiliriz. Orayı görebiliriz. Oraya bakabiliriz. Ve şöyle bir şey var. Bir kere baktın. Mesela bakın karşınıza. Nerede olduğunuzu olun. Evinizde, iş yerinizde, dışarıda, herhangi bir yerde durun. Ve videoyu bir kenara bırakın ve karşınıza bakın. Ne görüyorsunuz? Mesela ben bakıyorum. Mutfak dolapları görüyorum. Airfryer görüyorum. Tost makinesi görüyorum. Durdum. Bir daha bak. Ee, bir şarj aleti görüyorum. Üçlü priz var. Çaydanlık var. Lambalar var. Bir daha dur. Bir daha bak. Kapı. Kapının üzerine asılmış bir tane çanta. E, su şişeleri. Çöp kovası. Halı. Geri çık. Dur. Bir daha bak. Ay evet baharatlıklar. Ocak. Fırın sarı renkli çok güzel bir abajur, çiçekler, mutfağın ismi yazıyor. Bakın ne oldu? Birden fazla kez baktım. Gördüm, gerçekten gördüm. Baktığınız yere bir defa baktığınız zaman evet tamam dediğinizde aslında yanılmış oluyorsun Çünkü o an düşünüyor olabilirsiniz. İnsanız. Düşünceler bizim kontrolümüzde değil. Gelip geçiyor dedik ya. O an bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Durun. Tekrar bakın. Derlerdi ya sınavlarda. Anlayamadığın soru tekrar oku. Eğer ki böyle bir şey olmasaydı, soruyu bir kere okuduk, anlayamadık. Artık ne yapacağız? O kadar yapacağız diye bir şey hayat böyle bir yer olsaydı. O zaman vay halimize. Ama tekrar baktığında sonucun ne olduğunu görebiliyorsun. Tekrar baktığında daha da idrak edebiliyorsun. Peki biz neden hayatımıza tekrar tekrar dönüp bakmıyoruz? Ne zor geliyor bize? Basitlik varken neden zoru seçip daha da hayatımızı zorlaştırıyoruz? Çok basit. Dur. Bak. Düşünme. Dur. Bak düşünme. Bunlar için ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sadece fark et. Sadece fark et. Hayatta neredesin? Çevrendeki insanlar senden ne istiyor? Sen insanlara ne veriyorsun? Senin hayattan almak istediğin şeyi kim sana verebiliyor? Amacımız sadece işte karınca gibi gidip çalışıp gelip yaşamamızı sürdürebilmek için bir şeyler alıp bir şeyler giyip bir şeyler yemek mi? Hayat bu kadar mı? Hayat ya da senede iki kez tatile gitmek mi? Hayat işte dünyayı gezmek mi? Dünyayı geziyorsun. Ama vision, gözler gördükten sonra buraya iletemedikten sonra bir anlamı yok. Onun da bir anlamı yok. İşte burada bilinç ve farkındalık çok önemli. Bu, bu, bilinci ve farkındalığı hayatınıza entegre ettiğiniz an görmek çok çok daha basit oluyor. Yani göremediğimiz noktalarda kendinize şu soruyu soyun. Ben şu an ne düşünüyorum? Ve o düşündüğünüz şeyi de aklınızdan atmanız illa hani şart değil. Ne hissediyorsunuz? Belki kötü bir şey de hissediyor olabilirsiniz. Onu yaşayın. Onun içinden geçin ve gerçekten tekrar bir daha bakın. Ya burada yok, ya burada değil, ya bu şu değil, ya bu öyle değil yerine kimseye ihtiyacınız olmadan tekrar durun bakın. Buradaydı. Evet. Klavyede L tuşu. Yok. L tuşu yok gitmiş. Nasıl olmaz değil mi? Klavyede L tuşu var. Ama göremiyorum. L nerede? Ha buradaymış. Bastım. Evet. İşte gözümüzün önündekini görememek çok fazla düşünmekle alakalı. Çok düşündüğünüzde fark edin. Çok basit bir yolu var. Fark et, dur, tekrar bak. Fark et, dur, tekrar bak. Hayatında bunu her şey için uygulayabilirsin. Ve bu basit bir şekilde uygulaması çok basit yani. Sadece duracaksın ve tekrar bakacaksın. Ve gerçekten görene kadar. Düşündüğünü fark ettiğin tekrar dur. Bakmak zorunda değilsin, yapmak zorunda değilsin. Düşüncelerin geçsin ya da geçir ya da hisset. Sonra tekrar bak. Ve baktığında daha da güzelini, daha da iyisini görebileceksin. Ve bu yolda ilerlediğinde, bu basitlikle ilerlediğinde hayatında keşfetmediğin şeyleri bir anda keşfedeceksin ve hissetmeye başlayacaksın dolu dolu. Dedim ya o ağaç, o hep oradaydı. Bir kere gökyüzüne bakarak yürüdün mü? Bir kere çevrendeki eşyaları, işte binaları izleyerek, kuşları izleyerek yürüdün mü? Kafanın önünde ya da elinde telefon ya da arabayla bir şey düşünürken gelip geçiyorsun. Fark et. Düşündüğün anda fark et bırak ve basitçe ilerle. Evet bugünkü konumuz bugün anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa yorumları lütfen belirtin. Dediğim gibi önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü bu haftayla alakalı bir soru cevap yapacağım. Bununla saatini, zamanını belirlediğim zaman size yine YouTube üzerinden haber vereceğim. Videonun bir herhangi bir videoda artık hangi videoda olur bilmiyorum. Altına yazarım ve videoda belirtirim. belirtelim. Cumartesi de eğer sorularınızı sormak isterseniz canlı yayına katılıp bu haftanın konusuyla anlamadıklarınız ya da anladıklarınız, hayatınıza uyguladıklarınız, test ettikleriniz, işe yarayıp yaramadığı hakkında sorularınız, yorumlarınız olursa o canlı yayına beklerim. Size test etmeniz için vereceğim ödev şu. Gerçekten baktığınızda göremediğinizde fark edin ve fark edip düşüncelerinizin geçmesine ya da hissettiğiniz o artık iyi ya da kötü şey neyse onu yaşayıp sonra tekrar bakmayı deneyin. Olmadı mı? Tekrar bir daha bakın. Bir daha bakın ve sonunda görebiliyor musunuz gerçekten yoksa göremiyor musunuz? Bu testi bir deneyin yapın. Çok basit. Günlük hayatınızdaki her şey için bunu uygulayabilirsiniz. Hissel, duygusal, fiziksel, maddesel ne varsa her şeyi görmek için çünkü buradan gördüğümüz şey buraya gidiyor. Buradan da aslında gördüğümüz şey yine bize dahil oluyor. Yani burayla göremeyip burayla göremeyip yaşadığımızı düşünseniz de çok kötü değil mi? Hem ruhumuzla, hem kalbimizle, hem gözümüzle gördüğümüz şeyleri gerçekten anda kabul edersek ve yaşarsak o zaman hayat gerçekten, dedim ya, sandığımızdan daha basit bir hal alır göremediğimizde, bu şekilde yaşadığımızda, hep düşüncede olduğumuzda kafamızı çarpıyoruz, oraya çarpıyoruz, buraya çarpıyoruz. Hayat çok zor abi, böyle yaşanmaz diyoruz. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz. Gerçeği görmek çok basit. Sadece dur. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.